Merhaba. Bu videoda sizlere Format Factory ile ses formatlarının dönüşümünü göstermek istiyorum. Başka videomuzda video formatlarının nasıl değiştirildiğini ve gelişmiş işlemlerde video birleştirme, ses birleştirme gibi ya da farklı video ile farklı sesin birleştirmesini de anlatacağım başka videolarda. Şimdi başka videomuzda videoların formatlarını değiştirmeyi göstermiştim. Bunda da ses formatlarını değiştirmek için buradan ses silmesini tıklıyoruz. Format Factory programını internetten bedava bu programdır. İndirip kurabilirsiniz. Paralı sürümünü de kullanabilirsiniz ama bedava sürüm mevcuttur. Simgesi şu şekilde bir şeydir. Format fabrikası manasına gelmektedir zaten. Burada ses sekmesini seçtikten sonra iki yöntemle yapabiliyoruz. Bu iki yöntemi de göstereyim nasıl format değiştirdiğimizi. Şimdi birinci yöntemde diyelim ki masaüstüne benim sesli arka klasörüm var. Bunun içerisinden örnek olarak şurada bir şarkı var. Bu şarkıyı MP3 formatında bir şarkıyı WAV'a çevirmek istiyorum. Bunu niçin çeviririz? Elinizde diyelim ki bir formatta dosya vardır. O sizin bilgisayarınızda o formatta oynatmıyorsa işte video oynatıcınız veyahut da medya oynatıcınız ne yapmanız lazım? Bunun formatını değiştirmek lazım. Bir de şunun için yaparız. Tabii ki MP3 sıkıştırılmış formatları WAV'a çevirdiğimiz zaman dosya büyüyecektir ama genellikle WAV'ları biz MP3'e çeviririz. Ama biz burada ikisini de birbirine çevireceğiz. Denemelik yapıyoruz. Nasıl olduğunu görmeniz açısından. Ama genellikle WAV uzantılı olabilir ya da track uzantılı ya da audio uzantılı ve ses dosyalarını MP3'e çevirerek sıkıştırmamızı ve dosya boyutunu küçültmek amacıyla da bu programı kullanırız. Ya da dediğim gibi bilgisayarımızda oynatmayan bir format varsa diyelim ki cep telefonundaki bir formatta çekilmiş bir videoyu sesi bilgisayarınız oynatmıyorsa bu programla Format Factory programla formatını değiştirerek oynatmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Buradaki MP3 dosyamızı şuraya şu alana sürüklediğimiz anlar Format Factory'nin boş bir alanına sürüklediğimiz anda yani şu bölgeye sürüklüyoruz. Burada hangi formata çevireceğimizi soruyor. Buradan biz bunu WAV'a çevirmek istediğimiz için bakın değişik formatlarda ses dosyaları var. Biz burada WAV'a çevirmek istiyoruz. Fakat bunu yapmadan öncelikle isterseniz şunu kapatalım. Daha önce biz bu işlediğimiz dosyaları nereye atmak istediğini önce şu seçenek kısmından çıktığı nereye atsın onu yapacağız. Değiştir kısmından diyelim ki masa üstünde bir yeni klasör oluşturuyorum. Mesela düzenlenmiş sesler diye bir klasör açıyorum. Düzenlenmiş sesler. Bu klasörün içine alsın. Bunu seçiyorum. Bunu seçtim ve tamam diyorum. Bakın buraya geldim. Masa üstünde, desktop'ta düzenlenmiş sesler klasörünü atacak. Buraya uygula diyorum. Tamam dediğim zaman bundan sonra yapacağım tüm işlemleri bu şekilde yapacak. Şimdi tekrar yapıyorum ben. Sesler kısmından şu şarkıyı tutup buraya sürüklediğim anda hangi formata çevireceğimizi soruyor. Biz buradan WAV'a çevirmek istediğimizi söylüyoruz. Ve buradan bunu bir defaya mahsus şuraya atacağını seçtiğimiz zaman bundan sonra burası hep böyle gelecektir. Tamam diyoruz. Ve burada bakın ne yapıyoruz? MP3 dosyamızı WAV'a çevireceğini görüyoruz. Başla dediğimiz anda işlemi ne yapacaktır? Tamamlayacak. Tamamladığı zaman sağ altta işlem tamamlandığını gösteren bir mesaj ve ses duyarı geliyor gördüğünüz gibi. Çıktı klasörüne tıkladığınız zaman doğrudan biz o düzenlenmiş sesler masaüstüne açtığımız düzenlenmiş klasörün sesine gittik. Bakın burada WAV uzantılı oldu. Tıkladığımız zaman yine aynı şekilde dinleyebileceğiz. Dosyaların özelliklerine bakmak isterseniz sağ tıklayıp özelliklerden 69.1 MB'a çıktı. Orijinalinde ne kadardı baktığımız zaman? Tabii ki MP3 daha küçüktür. Biz burada denemelik yaptık. Büyümesine rağmen formatını nasıl değiştirdiğini göstermek için yaptık. Şimdi diğer yöntemi bunu silmek isterseniz buradan seçtikten sonra çıkar diyebilirsiniz. Birden fazla işlem olduğu zaman listeyi sildiğiniz zaman hepsini birden de silebilirsiniz. İşlemi bitenleri buradan temizleyebiliriz. Şimdi de diğer yöntemi söylüyorum. Şimdi de WAV dosyayı MP3'e çevireyim. MP3'e çevirmek istediğim için buradan MP3'ü seçiyorum. Daha sonra hangi dosyayı çevirmek istiyorum? Ben artıyı tıklayarak tüm dosyalar içinden o ses dosyasını buluyorum. Bakın burada WAV uzantılı bir Erzurum halk oyunlarına baş var. Erzurum halk oyunlarına baş var oyununun WAV müziğini indirmişim EBA'dan. Bu dosyayı ben MP3'e çevirmek istiyorum. Buraya tamam diyorum. Ve buradan bakın WAV dosyayı, şuradaki WAV dosyayı MP3'e çevirmek istiyorum. Başla dediğimiz zaman işlemimiz başlıyor. Ses dosyalarını videoya göre daha çabuk alabiliyor. Çıktı klasörüne baktığımız zaman bakın buraya geldi MP3 olarak. Özelliklerine baktığımız zaman tabii ki 5.24'e düştü. Normalde orijinalde ne kadardı bu dosya? Baktığımız zaman sesler kısmında buradaydı. Erzurum'a WAV uzantılı olarak bakın daha büyüktür bu dosya. 23.1'den 5.küsur MB'a düşürdük. Dolayısıyla iki türlü de çevirebildik ama genellikle WAV'ları MP3 yaparız ki sıkıştırılmış formatta dosya boyutu az yer kaplasında. Dinlediğiniz zaman hiçbir fark olmadığını göreceğiz. Dosyamızı küçültmüş olduk. Fark olur mutlaka kalitede ama şu anda bizim dinlediğimiz sistemlerde çok gelişmiş müzik sistemlerinde dinlemediğimiz için o farkı fark edemiyoruz. Dolayısıyla bizim işimizi görüyor. Daha az yer kaplamasını ve dolayısıyla internete yüklerken, gönderirken bu dosyaları daha rahat göndermenizi ve daha çabuk yüklemenizi sağlıyor. Ve saklama ortamlarında da hard diskte veya flash bellekte de daha az yer kaplamasını sağladığı için MP3 formatına çevirmek için daha çok yani WAV ya da başka formattaki ses dosyalarından MP3'e çevirmek için kullanabiliriz. Ya da oynatmayan bir formatta bir ses dosyası varsa Format Factory programı ile rahatlıkla formatlar arasında değişiklik yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.